Evet, herkese merhabalar. Havalar ısındı, havalar düzeldi, denize girme zamanı geldi. Evet, kanomuz Seafilo 1007. Bildiğiniz üzere geçen sene almıştık. Ufak tefek bir şeyler yapmıştık. Son dönemde sıklıkla konu olan şeylerden bir tanesi de güvenlikti ve ben özellikle stabilizer, yani dengeleyici üzerinde duruyordum. Böyle bir sistem yaptım. Aslında bunu geçen sene yaptım ama videosunu çekme fırsatım olmamıştı. Biraz daha üzerine eklemelerle İşte gündüz ışığı, gece ışığı vesaire. Bir tek geriye şu taşıma tekerleğini monte etmek kaldı. Bir de onu çözersem süper olacak. Stabilizer'ı nasıl yaptım? Önce onu bahsedeyim. Burada hangi firmanın, dur bakayım. Ha, Nestle'nin 10 litrelik pet şişeleri var. Bunlardan her bir stabilizer'da 3 tane kullandım. Bir tane ve içlerine dolgu köpüğü sıktım. Sistan'ın dolgu köpüğünü sıktım. En verimli olan Sistan'ın dolgu köpüğü arkadaşlar. Biraz ben aldığım zamanlarda 15-16 liralardı ama sanırım şimdi 120 lira falan çıkmış. Böyle bir sistem yaptım. 30'lik 32'lik PPRC boru kullandım. Ondan sonra bunun altında şöyle bir tane de T var. O T de yaklaşık 50 santim uzunluğunda. Köpüğü doldururken şeylerin kıçlarını, neydi onun adı? Pet şişelerin arka taraflarını kestim. Bunu da iki tarafı da kestim. Ondan sonra önce köpüğü bastım. Ondan sonra ve şeyleri de tam ortaladım. Yani bayağı faydalı bir şekilde oldu. Bu şekilde üstlerine seyir ışıklarımı ekledim. İskele ve sancak ışıklarımı ekledim. Motorla ilgili zaten biliyorsunuz. Buradan kumanda edebilmenin bir yolunu bulmuştum. Ama bugün bir, yani bu hatayı nasıl yaptım bilmiyorum ama işte bazen yapabiliyorsunuz. Artı ile eksiği ters bağlayınca içerisindeki elektronik kartı yaktım. Şu anda açar açmaz otomatik yükseliyor. Kendi kendine %100 çalışmaya başlıyor. En azından çalışıyor. Sesi duyabilirsiniz. Çift yönlü çalışmaya devam ediyor. Daha önce almıştım. Elektrik paneli aldım bir tane. Gece avlarında ışığı yakmak için. Burada seyir ışığımızı yakıp kapatıyoruz. Ondan sonra İskele ve sancak ışıklarımız açılıp kapanabiliyor. Ve de bir tane kalamar avı için, bizim buralarda kalamar olabiliyor, geceleri kalamar avı için yeşil ışık yaptım, ufak bir şey. Bunu da işte teknenin altına bağlayıp sallandırıp bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Biraz faydası oluyor mu? Evet. Genel olarak bu. Akümüz burada. Akümüzü yerleştirdik. Aküyü bayağı bir sağlamlaştırdım. Önce çok güvenli durmuyordu. Ondan sonra buraya bir tane küçük bir sepet koydum. Bunlar şimdi taş gibi. Yani kano devrilse bile neredeyse üstüne düşmeyecek şekilde. Bütün tertibatı tamamen PPRC borularla yaptım. Şuradaki daha önce aldığım balık tutucu vardı. Onları kanoyu delerek buraya yapıştırdım. Kanonun orijinalleri şu arkada görülüyor. O zaten ipten. Bunları sadece bu stabilizer'ları takmak için kullandım. Bunun dışındaki de siyah silikon. Ondan sonra Dyson'un siyah silikonu. Başka silikonlar da denedim. Ama inanın bana Dyson'un siyah silikonu her koşulda en iyi sonucu veren şey oldu. Silikon oldu. Hiçbir zaman yarı yolda bırakmadı. Teknenin kanonun farklı yerlerinde de yeni oynamalar yaptım. Koltuğu yerleştirme sistemi bu şekilde. Hep PPRC borularla gittim. Böylelikle yani çok fazla da kanoyu ağırlaştırmadan ondan sonra kolayca sökülüp takılabilir, kolayca şey yapılabilir. Dümenle ilgili de daha önce işte ipleri kullanmıştım. Ondan sonra bisiklet teli kullandım. Şunu uzatmaya çalıştım falan. Ama içime sinen, en güvenerek, en sağlam şekilde kullanabildiğim bu oldu. Yine PPRC boru. Buraya geliyor. Burada böyle bir mekanizma yaptım. Ondan sonra bu buradan çıkıyor arkadaşlar. Taşıması vesairesi gayet kolay. Bunun bir tane pimi var. O pimi oturttuğumuz zaman şurada gördüğünüz gibi delik var. İki tarafında da. O delikten pimi geçirdiğimiz zaman bu delikleri denk getirip şöyle pimi buraya geçirdiğimiz zaman pimi de taşıdığım yer burası. Böyle bir pimim var. Bunu buradan geçirdiğim zaman tamamen güzel bir şekilde oluyor. Neyse şimdi uğraşmayayım. Şu bisikletçiden aldım arkadaşlar bunu.
Bu bisikletçilerin Gidon Boğazı diye geçiyor. Trazona'nın aldım. Geçen seneden beri kullanıyorum. Hiç paslanma yapmadı. Şu kullandığım malzeme daha önce koltuk yapmak için bir tane şezlong bozmuştum. Onun parçası. Keza bu da öyle. İşte böyle evde kalan vidalar, sabunlarla falan filan bir şeyler yapmaya çalıştık. Kafayı çıkartmıştım daha önce biliyorsunuz ama sonra tekrar taktım. Çünkü o kumanda paneli arızalanır, hava şey bir problem olursa en azından burada kablolarım hazır. Tek yapmam gereken şey bunu uzanıp aküdeki kabloları, akünün kablolarını buna geçirip ondan sonra buradan istediğim gibi hani belirli bir şeyde kullanabilme imkanına sahip olacağım. O da beni büyük bir dertten kurtaracak. Hani oldu bu suya düştü, bir şey oldu, devrildik vesaire bir şekilde çalışamaz hale geldi. En azından böyle bir de faydası olacağını düşünüyorum. Bu yaptığım şeylerle ilgili herhangi bir şekilde sorunuz olursa uygulama esnasında ipuçları vesaire gerekirse de yorum yazarsanız mutlaka bütün sorularınıza elimden geldiğince, dilim döndüğünce cevap vermeye çalışırım. Herkese iyi yağlar, rastgele.